Erkencisin. Dün neler oldu öyle ya? Aa, geçmiş olsun. Sağ ol. Gerçekten felaketin eşiğinden dönüldü. Alihan iyi mi? Çok şükür iyi. İşte insan kiminle gezdiğine dikkat etmezse böyle felaketle karşılaşabiliyor. Öyle değil mi? Bakıyorum hemen bir noktaya bağladın. Bu konuda ustayımdır, bilirsin. Şunu bil ki sana çok kızgınım. Kızgın mısın? Bir şekilde bizi birlikte görmesi için Yıldız'ı evine getirdim. Kadınlık tepkisi, kıskançlıktır dedim, ses çıkarmadım. Sahte rapor bardağa taşıran son damlaydı. Sahte rapor derken? Yeniden test yapıldı. Yıldız hamile. Yani yeniden test yapıldı ve Yıldız gerçekten mi hamile çıktı? Gerçekten hamile. Bunu birine mi hazırlattın yoksa uğraşıp sen mi yaptın? Yani hastaneden bir arkadaşım yollamıştı ama ya anlayamıyorum. Hastaneden mi? Yani hastanedeki raporda mı biz? Yani anlayamadım. Doktorla konuştum. Bazen öyle yanlışlıklar yapılabiliyormuş. Neyse. Neden, nasıl olduğu artık önemli değil. Burada çalışmayacaksın. Anlamadım. Hazırlamanız gereken bir proje daha var. Onu hazırlamayacaksınız. Paranız ödenecek. Sadaka verir gibi, öyle mi? Birlikte görünmemiz ve burada çalışman artık doğru değil. Yıldız Hanım izin vermiyor mu? Ender, bunu en iyi sen bilirsin. Ben kimseden izin almam. Özel günlerin dışında artık görüşmeyeceğiz. Demek seçimini yaptın. Sana Yıldız'la gelecek hayatında mutluluklar dilemek isterdim ama bu samimiyetsizlik olur. Çok pişman ve mutsuz olacaksın. Hem de çok kısa bir zamanda.